Merhabalar arkadaşlar. Tarihçinin uydurduğu tanık sınıflarını inceliyoruz. Neymiş? Anglo-Sakson. Anglo-Sakso diyenler de var buna elbette. Yani bu adları nereden buluyorsa. İkinci ekol Alman, üçüncü ise Rusmuş. Ve bunların arasında belirli farklar varmış. Anglo-Sakson'dan başlayalım. Bu ekol daha çok zırhı benimseyen ekolmüş. Zırhı en iyi olan tank savaşı kazanırmış. Alman ekolü ise daha çok silaha önem verirken Rus araçları ise hıza ve çevikliğe önem veriyormuş. Arkadaşlar, bunların hepsi tamamen bir uydurma. Günümüzde tank sınıfı diye bir şey kalmadı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsetseydi onay verebilirdik. Ancak günümüzde tüm tanklar genel olarak tek bir iş için üretiliyor ve birçok tankın da genel olarak karakteristik özellikleri zaten aynı. Örneğin bir Leopard 2A5 ile M1'i karşılaştırdığımızda her iki tankın da kalkan zırhı zayıf, yanakları ise kalın. Her ikisinin deliş kabiliyeti aynı, stabilizasyon kalitesi aynı. Ayrıca güya Almanlar silaha önem veriyormuş ya, esasen her iki tankın da deliş kabiliyeti aynı. Vurucu gücü aynı. Hatta M1'lerin biraz daha fazla çünkü makine tüfek olarak 12.7 de kullanıyorlar. Almanlarda sadece 7.62 var. Neyse, Amerikan ve İngiliz tanklarına bakalım. Arkadaşlar, Amerikan tanklarının ön planda olan hiçbir özelliği yoktur. Ne zırhı çok iyidir, ne topu çok iyidir, ne de motor performans. Güya Amerikan tankları da Anglo-Sakson ekolüne giriyor ya, M1'lerin motor performansı ile Leopard'ların motor performansı neredeyse aynı. Zırha geldiğimiz zaman ise tam tersi. Normalde Amerikan tanklarının zırhı daha sağlam olması gerekirken, Leopard 2 serisinin zırhının daha sağlam olduğunu görüyoruz. Ayrıca M1'lerde büyük kritik bölgeler var. İşaretlemiş olduğum kule ile gövdenin birleştiği alan, kocaman bir zayıf bölgedir. Buranın zırh kalınlığı 100 milimetreye daha geçmez. Yani 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan tankların delebileceği seviyede zayıftır. Ama Almanlara baktığımızda böyle büyük bir kritik bölgenin olmadığını görüyoruz. İlave olarak Alman tanklarında tungsten, titanyum, seramik gibi özel malzemeler kullanılırken Amerikan tanklarının genelinde uranyumla seramik reha bileşik şekilde kullanılır. Haliyle Alman tanklarının kompozit içeriği de Amerikan tanklarından daha iyidir. İngilizlere geldiğimiz zaman da M1'lerdeki prensip geçerli. Tankın büyük zayıf bölgeleri vardır. İşaretlemiş olduğum bölge 70 milimetre kalınlığındadır. Buralara yapılan bir atış tankı %100 olasılıkla delecektir. Ha, gösterdiğim çizimler doğru mu? İnanmayanlar için kısa bir örnek gösterelim. İşaretlemiş olduğum noktadaki kapak çıkartıldığı zaman arkadaki bölgeyi görebiliyoruz. Dikkatli bakarsanız zırhın kalınlığı sadece 70 mm. Ama ne diyordu tarakçı arkadaşımız? Amerikan ve İngiliz tankları Anglo-Sakson ekolüne giriyor. Diğer tanklardan daha zırhlı. Ama teknik verilere baktığımız zaman tam tersi olduğunu görüyoruz. Leopard serisinde böyle bir zayıf bölge yok. Bunlar güya silaha ve hız önem veriyor ya, ha şunu da ekleyelim. Amerikan tanklarında motor performansı 3. planda olmasına rağmen Almanlardan daha süratlidir. Yaklaşık %5 %10 ama daha süratlidir. Yani bu ekole dayandığımızda yine duvara tosluyoruz. Gelelim Rus ekolüne. Uydurma tabii, böyle bir ekol yok. Şahsın iddialarına göre Rus ekolü hızlı, çevik tanklar üretilmiş. Bu da kocaman bir yalan. NATO tanklarıyla yani M1 ile Leopard'la karşılaştırdığımız zaman Rus tanklarının genel olarak hepsi daha yavaştır. Basit bir örnek verelim. Leopard 2A4 55 ton olmasına rağmen 70 kilometreye kadar hızlanabilir. Geri geri ise 35 kilometreye kadar çıkabilir. Günümüzdeki en gelişmiş Rus tankı nedir? T-90MS. Armatalara girmiyorum çünkü o tanklar şu anda neredeyse prototip halinde. Ciddi anlamda bir seri üretimi yok. Hala Rusya'nın bel kemiğini T-90 serisi oluşturmakta. T-90 serisinin maksimum hızı önön 65 kilometre iken geri geri sadece 3 kilometre. Yani her iki tankı da yan yana koyduğumuzda Leopard'lar hem daha ağır hem de daha hızlı. Ama T-90'lara baktığımızda üretilebilirliği çok daha fazla. Almanlar bir adet Leopard 2A4 üretebilirken Ruslar aynı fiyata iki farklı T-90 üretebiliyor. Güya hızdan, çeviklikten yana olan Rus tanklarına geldiğimizde yine bir NATO tankından daha yavaş hantal olduğunu görüyoruz. Bu da tamamen uydurma dediğim gibi. Gelelim hakikatlere, gerçeklere. Arkadaşlar günümüzde istisnalar dışında neredeyse aynı iş için tasarlanıyor. M1 Abrams'la Leopard'ın tasarımı %90 oranında aynı. Kulesini inceleyelim. Yanak zırhı 800-900 mm arasında değişiyor.
Leoparlara bakıyoruz keza aynı şekilde. Kalkana indiğimiz zaman yine aynı şey. Kalkan zırhı 400 mm. Leopar serisine bakıyoruz. Yine 400 mm. Ha, A5 ve A6 modellerinde bu kalkan kalınlığı artırılsa da yine yanak zırhına oranla zayıf bir bölge olduğunu görüyoruz. Rus tanklarına da baksak, İngiliz tanklarına da baksak, tasarım aynıdır. Tankın kritik bölgesi kalkanıdır. Yanak zırhı olarak tabir ettiğimiz bölgeler daha kalındır. Gövdeye geldiğimizde işler biraz değişiyor. Örneğin Amerikan tanklarının genel olarak gövdesi böyle bir yapıya sahipken, Leopard'lara baktığımız zaman alt kısma doğru incelen bir yapının olduğunu görüyoruz. Keza bu tasarım Challenger 2'lerde ve T-90 tanklarında da kullanılmıştır. Atışın denk gelme olasılığı daha yüksek olan bölgelerde daha kalın zırh kullanılmıştır. Challenger 2'lerin üst plakası çok kalın olurken alt plakası sadece 70 mm ve kompozit yapısı yok. T90'larda da keza aynı şekilde. Üst plakada kompozit yapı kullanılırken sürücü pedallarının denk geldiği bölgelerde sadece 70 mm kalınlığında basit rahat çelikler kullanılmıştır. Gelelim delişe. Rus tanklarının günümüzdeki nüfuz kabiliyetiyle NATO tanklarının nüfuz kabiliyeti hemen hemen birbiriyle aynı. M1A2'ler günümüzde 780 mm'ye kadar raha çelik delebilirken Rus tankları 750 mm'ye kadar delebiliyor. Sabotları ile yani APFSDS'ler ile. Eskisi gibi Rus tankları az deler, Batı tankları çok deler felsefesi geçerli değil. Genel olarak iki farklı tank sınıfı vardır. Ucuz ve pahalı. Doğu ve Batı. Ucuz tanklar nedir? Type 99, Type 98 ve T-72, T-90 serisi. Pahalı tanklar ise Leopard 2 serisi, Leclerc serisi, Challenger serisi ve M1 serisidir. Ki genel olarak her iki tanka baktığımızda ucuz tanklar ufak yapıya sahipken pahalı tanklar büyük yapıya sahiptir. Sınıflandırılma yapılacak ise bu şekilde bir sınıflandırılma yapılabilir. Ucuz ve pahalı. Ucuz tankların karakteristik özelliği ufak, yavaş, çok üretilebilir olmalarıdır. Pahalı tankların ise genel özelliği daha zırhlı olmaları, ateş gücünün nispeten daha yüksek olması ve az üretilebilir olması. Tamirinin zor ve masraflı olması da bunun içerisinde. Yani tarakçı arkadaşımızın iddia ettiği gibi Amerikan İngiliz tankları çok zırhlı, Alman tankları zırhı ikinci planda tutuyor, Ruslar ise hıza çevik önem veriyor. Tankların genel olarak zaten karakteristik özelliklerini incelediğimizde bu iddiaların koskocaman bir yalan uydurma olduğunu anlıyoruz. Son olarak Merkava'ya gelelim. Bu şahsın iddialarına göre Merkava serisi çok çok zırhlıymış. Arkadaşlar dünyanın en çirki ben bunu yıllardan beri söylüyorum. Merkava serisi dünyanın en ince zırhlı tanklarından bir tanesi. Ha, kompozit yapısı çok sağlam bu yüzden mi ince? Hayır. Merkava serisinde kullanılan genel zırhların gayesi RPG-7'leri durdurmak. Durduruyor mu? Durduruyor. Bu kadar. Tankta kullanılan zırhın kalınlığı ince. Kompozit yapı ise basit bir rahi ile seramiğin bileşiminden oluşuyor. Gövdesine baktığımızda bile ince bir rahi çelik plakasının üzerinde silara yapının olduğunu görüyoruz. Bir M1 ile Leopard'la karşılaştırdığımızda bu NATO tanklarının yanına dahi yaklaşamıyor. Merkava 3, 2 ve 1 serilerinde zırhın genel olarak koruma kabiliyeti M60'lardan sadece %10-%20 daha iyi. Çünkü bu tankların zırh teknolojisi aslında 2. Dünya Savaşı'ndan kalmadır. Tankın ön kulesinde ve belirli bölgelerinde boşluklu zırh kullanıldığından M60'lara göre anti-tank dayanımı daha fazla olsa da zırhı genel olarak 2. Dünya Savaşı'ndan kalma reha çeliktir. Kompozit yapısı neredeyse yoktur. Ha, Merkava 4'te kompozit nere zırh eklense de bu da tankı savunmasız yapmaktadır. Tankın gövdedeki zırh koruması son derece ince olduğundan ötürü motor ön kısma yerleştirilmiştir. Bunun nedeni zırh delindikten sonra şarapnellerin mürettebata ulaşmasını engellemektir. Peki kulesi çok mu sağlam? Hayır. Kulesinde sıra sıra dizilmiş seramik ile raha çeliğin bileşiğinden oluşan basit zırhlar kullanılmıştır. Günümüzdeki modern APFSDS'ler ya da ATGM'ler bu zırhı kağıt gibi delecektir. Merkava tankları düşük korumaya sahip olmasına rağmen son derece ağırdır. Yaklaşık 65 ton. Bu kadar ağır ve düşük korumaya sahip olmasının başlıca nedenleri kullanılan zırhın çoğunlukla raha ile basit seramikten oluşmasıdır. Evet, videomuzu burada sonlandıralım. Önünüze gelen herkesi izlemeyin arkadaşlar. Gerçekteki mesleği nedir? Hiç kitap yazabilmiş mi? O kabiliyete sahip mi? Tavsiyem savunma sanayi kanallarını ondan sonra izleyin. Birkaç örnek gösterelim. Bunlar benim yazdığım eserler. Birinci cilt 400 sayfa, ikinci cilt ise 100 sayfa. Toplamda 500 sayfalık bir eser. Altta gördüğünüz ufak
Kitabım ise daha çok askerlere hitaben yazdığım gayrinizam harp teknikleri, nasıl kamufle olunur, gerillalara karşı korunma yöntemleri, tankların zayıf kritik bölgeleri gibi daha çok askerlere alakadar eden bir kitap yazmıştım. Selametle.